Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Nasıl devam edelim hocam? Hocam ilk yarıda şeyden bahsettik. Bu Darwinist düşünceden, felsefeden bahsettik. Materyalizmden, işte diğer felsefelerden bahsettik kötü. Ve bunların toplumu nasıl bir büyülediğini, nasıl bir hale soktuğunu gördük inşallah. Ve dedi ki insanların bundan kurtulmak için, bu büyüden kurtulmak için Allah'ın emrettiği gibi düşünmeleri gerekiyor. Ve derin düşünmeleri gerekiyor. Şimdi insanlar aslında her an düşünebilirler ama düşünmüyorlar. Yani her otururken düşünür, yürürken düşünür, araba kullanırken düşünür. Değil mi? Yani düşüneceği çok zaman var, çok vakit Evet. var. Ama bir zihinsel uyuşukluk içinde hayatlarına devam ediyorlar. İşte tüm bunların etkisi dolayısıyla oluyor bunlar. Şimdi Allah Kur'an'da birçok yerde bahsediyor. Düşünmez misiniz? Düşünün. Şimdi ben burada birkaç slaytlı örnek vereceğim inşallah. İnsanların hangi konuları, işte basit birkaç konudan bahsedeceğim. Aslında sürekli düşünebilecekleri ve onların akıllarını açacak konular olarak örnek vereceğiz burada inşallah. Şimdi İnşallah. bakalım derin düşme. İnşallah. Hocamızın da kitaplarından birisidir derin düşme kitabı. Birçok Evet. konudan bahseder detaylı olarak inşallah. Şimdi insanın yaratılışına, kendi yaratılışlarına baktıklarında tek bir hücreden, gözle bile gözükmeyen tek bir hücreden, ufak bir hücreden zamanla et parçası haline geldiğini, işte bunun gelişerek görebilen, duyabilen, hissedebilen bir insan haline geldiğini ve zaman içinde de kendine baktığında, aynaya baktığında yüzünün sürekli değiştiğini düşünebilir aslında, değil mi? Çok büyük mucize olduğunu görebilir bunun. Yani ve bunun nasıl olduğunu, nasıl yaratıldığını düşünerek Allah'a ulaşabilir. Yani birinci konudan birisi bu. Veya işte evrene baktığında, gökyüzüne baktığında uçsuz bucaksız, değil mi? Evet. Evrendeki her şeyin belirli bir ölçüyle yaratıldığını ve tüm evrende kusursuz bir dengenin olduğunu görebilir inşallah. Hatta şu an ayağını bastığı dünyanın saatte 1670 kilometre hızla devam ettiğini, sürüklendiğini görebilir. Bunu düşünebilir Evet. inşallah. Yani bunların boşu olmadığını, bir amaçlı şekilde yaratılmadığını görebilir inşallah. Daha sonra yine doğaya, etrafa baktığında, değil mi? Uçsuz bucaksız. Birçok farklı çiçek çeşidi görüyoruz, bitki görüyoruz. Meyveler, sebzeler görüyoruz inşallah. Allah'ın bunları bizim için özel olarak yarattığını, lezzet verdiğini, tat verdiğini inşallah. Değil mi? Meyvelerin böyle güzel ambalaj halinde sunulduğunu, böyle korunduğunu görüyor inşallah. Bunları düşünebilir inşallah. Ve yaşadığı ortamda sanki insanlar bazen yani şuuruna varmadan, farkında olmadan sanki hiç ölmeyecekmiş gibi, hayatları böyle mükemmel devam edecekmiş gibi düşünüyorlar aslında. Ama şunu da düşünebilirler, her an, değil mi? Allah mesela etrafta görüyoruz, depremler oluyor mesela, felaketler oluyor, doğal afetler oluyor inşallah. Her an, değil mi? Sahip oldukları her şeyi kaybedebilirler. Bunları düşünebilirler inşallah. Yani bunların sürekli olacağı da hiçbir garanti altında değil. Her an, çünkü gazeteye, haberlere baktığımızda bunlardan birçok örneğini görüyoruz inşallah. İnsanlar bunları düşünebilirler inşallah. Bir de zamanın çok çabuk geçtiğini, değil mi? Hayatın hızla akıp geçtiğini, günün birinde işte her insanın mutlaka yaşlanacağını ve en sonunda da mutlaka Allah'ın belirttiği gibi inşallah Kur'an'da her nefis ölümün tadıcıdır. Ölümle karşı karşıya geleceğini düşünebilir inşallah. Değil mi? Bunları düşünmek insanı çok daha akıllı, şuurlu bir varlık haline getirir elhamdülillah. Allah'ı görmesini, değil mi? Allah'ın farkına varmasını sağlar inşallah. Allah bir ayette hocam şunu da inşallah şöyle belirtiyor inşallah. Bakara suresi 164. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeylerle denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisi de yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Elhamdülillah. Allah burada da belirtiyor. Düşünen bir topluluk için ancak insan düşündüğünde bu ayetleri görebiliyor diyor Allah. İnşallah. Elhamdülillah. Evet. Bütün bu düşünmemiz gereken şeylerden bahsettin ya şimdi. Mesela bunlardan konuşunca aslında bunların hiçbirine de bizim malik olmadığımız, hiçbirinin oluşumunda veya işte işleyişinde hiçbir zaman bizim bir katkımız yok aslında. Mesela İnşallah. ben kalbimi attırmıyorum. O tek damla su halinden bu hale getiren kendimi ben değilim. Annem babam da değil. Onlar da ne yumurta ürettiğinden ne sperm ürettiğinden haberi var. İnşallah. Kainata baktığımızda ne görüyoruz? Muhteşem bir denge gene. O dengede mesela hani 1670 kilometre kendi çevresinde dönüyor. 950 bin kilometre hızla bizim galaksimiz bir yere doğru gidiyor. Tabii. Ve orada muhteşem bir yörüngelerle donatılmış bir durum söz konusu. Ve bunların hiçbirine de biz malik değiliz. Yüce Rabbimiz ne diyor? Kovmuş şeytan Allah'a sen. De ki diyor, kendim için yarardan ve zarardan hiçbir şeye malik değilim de diyor. Gerçekten de Evet. bakıyoruz, benim yaşamam için gerekli olan tüm bu şartları Elhamdülillah. benim kontrolümde değil. Ama her zaman beni ayakta, değil mi, yaratan,
devamlı Allah'ın kayyum sıfatı var biliyorsunuz. Kayyum sıfatı ayakta tutan Yüce Rabbimiz Allah olduğu çok açık. İşte, ne oksijen evet, oranını ben ayarlıyorum, ne yediğim bitki yiyecekleri ben topraktan o değil mi? Kara değil mi? Topraktan çıkarıyorum. Evet. Yani ince düşünecek o kadar çok şey var ki. Ve bunun sonucunda Yüce Rabbimizin önünde zaten secdeye kapanmaktan başka bir seçenek yok ki. Yani. İnsanlar zaten 2-3 şeyi aşamasını düşünse buna ulaşabilirler. Ama öyle bir büyü var ki mesela sanki böyle televizyon seyrediyor, oraya gidiyor güncel bir şeyde. İmtihanın gereği olarak tabii. İmtihanı her şeyi unutuyorlar. Esasında unutulmayacak. Her an ölebiliriz. Her. Senin kendinin, sen uyuduğun zaman bile çalışan bir kalbin var. Sen bunu ne zaman, yani kim çalıştırıyor bunu? İnşallah. Onu çalıştıran durdurabilir. Yani insanlar ölümün ne kadar yakın olduğunu ve yani bunun bir senin kendisinin bir sahibi olduğunun farkında değil. Bunun farkına varıp biliyor musun bir an önce yani onun söylediği kurallara göre yaşamanın, onun ileride başımıza gelecek değil mi ahirette kıyamet günü hesap günüyle bize uyarıyor Yüce Rabbimiz. Buna hazırlık yapmaktan daha önemli ne olabilir dünya üzerinde? İnşallah. Gerçekten çok küçük konularla evet, çok boğuluyorlar. Yani evet. Bir kısım insanlardan bahsediyoruz tabii, bütün insanlar değil de. Bir kısım insanlara baktığımız zaman yani işte eşi oluyor, kocası oluyor veyahut da hanımı oluyor veyahut da işte erkek arkadaşı, kız arkadaşı oluyor. Bir bakıyoruz ya yani onlarla ilgili çok ufak bir konunun içerisinde boğulup kalmış tek dünyası işte mesela o karşı tarafın söylediği bir konuyla ilgili bir cümle oluyor. Yani dünyada o kadar çok şey var ki yani insanın ufkunu açması gerekir. Yani Gökalp Hocam... bayağı bir örnek verdi Allah'ın yaratma sanatıyla ilgili. Ya dünyada o kadar çok denge var ki. Yani dünyanın dönüş hızı, atmosferin 7 katmanı var. 7 katmanı 24 saat insan yaşamına hizmet ediyor. Güneş sürekli olarak dünyayı sürekli devamlı olarak dolaşıyor. Ve bazı yerlere gündüz olmasına vesile oluyor. İşte olmadığı yerde gece olmasına vesile oluyor. Gece insanlar yataklarına yatıp uyuyabiliyorlar. Allah geceyi sizin için dinlenme kıldık buyuruyor ayetinde. Hı. İşte bakıyoruz güneşten gelen ışınları, yeşil ot parçaları oradaki enerjiyi alıp depoluyorlar. Biz de oradaki otları alıp yediğimiz zaman, sebzeleri yediğimiz zaman enerji alıyoruz vücudumuza. Vücudumuz onları atomik hassasiyette çevirip hücrelere teker teker dağıtıyorlar. İşte havadaki oksijeni çekiyoruz. İşte vücudumuz yine akciğerlerde onu alıp teker teker hücrelere 86 saniyede bir 100 trilyon hücreye teker teker hemoglobin proteinleri dolaştırıp oksijen veriyorlar. Ya bakın o kadar çok detaylı yaratmış ki Allah sanatına. Akciğerlere bakıyoruz. Geçenlerde de anlatmıştık. Tip 2 denen hücreler var. Sülfaktan isimli bir madde üretiyorlar. Üretmeseler biz nefes alıyoruz. Verdiğimizde ölüyoruz. Evet. Kapanıyor alveoller. Yuvarlak alveoller kapanıyor ve geçmiş olsun. Bir daha açılmıyor. Evet. Sülfaktan üretildiği için açılabiliyor tekrar ve biz ikinci kez nefes alabiliyoruz. O kadar çok detaylı sanat var. Yani birisinin söylediği bir şeyle ilgili hayatındaki bir insanın, bir arkadaşının tanıdığı, işte birisinin söylediği bir şey veyahut da küçük bir olay, onun içerisinde bir kısım insanların boğulup gittiğini görüyoruz. Dünyada o kadar büyük gelişmeler var ki. Bakın ahir zamandayız. Mehdiyetle ilgili her gün bir mucize gerçekleşiyor. Yani yüzlerce alamet Peygamberimizin söylediği sallallahu aleyhi ve sellem aynen gerçekleşmiş durumda. Yani sırf bunlardan bir tanesinin üzerine düşünmeye kalksa insan aklı açılır. İman hakikatleri üzerine düşünce aklı açılır. Kur'an üzerine anlatıyoruz mesela. Kur'an'ın hak olduğunu gösteriyor. Yani biz zaten inanıyoruz demekle olmaz. Üzerinde düşünmesi gerekiyor Müslüman'ın. Hem iman hakikatleri evet, üzerinde, hem Kur'an mucizeleri üzerinde, ahir zaman üzerinde düşüneceğimiz o kadar çok konu var ki. Ve bunları gerçekten çok büyük bir nimet. Yani bu yüzyılda hocamızın eserlerinde, 300 eserinde, 1000'e yakın internet sitesinde 5000 konferans verdi kardeşlerimiz. Yani o kadar çok faaliyet var ki bunların hepsinde biz detaylı olarak görebiliyoruz bu sanatı. Bu sanatın üzerinde düşünmeye teşvik ediyor hocamız. Allah bu kadar muhteşem bir düzeni bir amaç uğruna yaratıyor. Yüce Rabbimiz diyor ki bir ayet-i kerimede aslında ben insanları ve cinleri yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. İnşallah. Yani İnşallah. Bizim yani Allah'a yani onlar otururken, ayaktayken, yan yatarken Allah'a göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler. Ve derler ki sen bunları boş yere yaratmadın, sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru derler diyor. Yani bizim bunları, bütün bu delilleri görüp Allah'ın yüceliğini hakkıyla takdir etmemiz için Yüce Rabbimiz yaratıyor. Evet. Yani bunun farkına varmamız lazım. Yani hiçbir şey başıboş değil. Biz de başıboş değiliz. Belli bir amacımız var ve bu amacı da değil mi? Yüce Rabbimizin indirdiği Kur'an-ı Kerim'de okuyup
anlayıp bunu hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Evet, Allah dikkatli olunması gerektiğini bildiriyor evet. ayetlerde. Müminin de Müslümanın dikkatli olması gerektiği konuları Kur'an'dan çıkarması gerekiyor aslında değil mi? Öğrenmesi gerekiyor. Hangi konulara dikkat vereceğini bilmesi gerekiyor. Çünkü şeytanın da tabii Allah'ın vermiş olduğu yetkiyle inşallah şeytanın da bir durumu var. İnsanları sürekli yanıltmaya çalışıyor. Hak yoldan saptırmaya çalışıyor. Ve bunu yaparken de dikkati dağıtacak şeyleri kullanıyor. Evet. Yani mesela ahir zamanda bu çok daha fazla. Çünkü fitnenin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fitnenin görülmemiş şekilde çoğalacağını ve artacağını söylüyor. Bunda da en büyük etken Allahu alem şeytanın insanların dikkatini dağıtmak için kullandığı daha fazla araç gerecin olması. Dolayısıyla Müslümanın sürekli kendisinde bu tazelemeyi yapması gerekiyor. Allah nelere dikkat etmemiz gerektiğini bildirmiş Kur'an'da. Bakın bir örnek verelim. Fussilet suresinin 54. ayeti. Şeytandan Allah'a sığınırım. Dikkatli olun. Gerçekten onlar Rablerine kavuşmaktan yana derin bir kuşku içindedirler. Şimdi Allah münafıklardan ve kafirlere karşı dikkatli olunmayı emrediyor Müslümana. Yani çünkü münafıkta bu dikkat çok daha fazla olması gerekiyor müminin. Çünkü münafık mümine zarar vermeye çalışıyor. Evet. Yine kafir de vermeye çalışıyor ama münafık içeriden zarar vermeye çalışıyor evet. mümine. İnşallah. O yüzden müminin çok fazla dikkatli olması Allah lazım. Allah sakının diyor onlardan zaten. Evet. İnşallah. Ayetin devamında dikkatli olun. Gerçekten o her şeyi sarıp kuşatandır. İnşallah. Yani Müslümanın belki de en çok dikkat etmesi gereken konulardan birisi her şeyi Allah'ın sarıp kuşatmış evet. olması. Her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu evet. bilmesi. Çünkü o zaman mümin rahatlıyor, huzura kavuşuyor. Değil mi? Daha güzel bir mücadele sergiliyor. Evet. Daha güzel bir fikri mücadele sergiliyor. Evet. Korkmuyor, yılmıyor hiçbir şekilde inşallah. Gelen i̇nşallah. Tehditlerden, i̇nşallah. Gelen iftiralardan. Bu tamamen hayatını değiştiren bir şey oluyor Müslüman. Evet, inşallah. Müslümanın hayatı hakikaten çok farklı oluyor. Mesela şimdi biraz önce konuştuğumuz değil mi, iman hakikatleri. Evet. İman hakikatleri insanın imanını arttırır. Hakikaten Allah'ın bir sonsuz sanatını gördüğümüzde, detaylara indiğimizdeki, detaylardaki ihtişamı gördüğümüzde, yaratıcının sonsuz akıl sahibi, sonsuz güç sahibi bir varlık olduğunu kavruyoruz ve hep imanımızı arttıran, onun için iman hakikati denir zaten. Ama sadece bilimsel deliller değil. Ayrı zaman alametleri de iman hakikatleridir. İnşallah. Hocam söylemişti bunu. İnşallah. Peygamberimiz 1400 sene önce söylüyor. Aynısıyla gerçekleşiyor. Mehdiyet muazzam bir iman hakikatidir. Yani Hazreti Mehdi'nin gelmiş olması, çıkmış olması, bütün alametlerin gerçekleşmiş olması, Allah'ın bütün dünyayı Mehdiyet etrafında olacak bir şekilde değiştiriyor olması evet. muazzam bir iman hakikati. Bu bize yaratıcının sonsuz güç sahibi olduğunu ve kesin olarak bunu yarattığını ve kesin olarak dinine hakim kılacağını, Kur'an'da verdiği sözün gerçekleştiğini gösteriyor. Peygamberimizin hak peygamber olduğunu ve Kur'an'ın da hak kitap olduğunu ispatlayan deliller bunlar inşallah.